Merhaba arkadaşlar. İkinci dersimize başlıyoruz. Güvenliğin hedeflerinden bahsetmiştik. Saldırıları önlemeden açıklamıştık arkadaşlar. Saldırıları önlemeyi. İkinci olarak da saldırıları tespit etme. Nedir saldırıları tespit etme? Bundan bahsedecektik. Saldırı tespiti bir saldırının önlenemediği durumlarda en kullanışlı seçenek arkadaşlar. Ayrıca önleyici tedbirlerin etkinliğini de gösterebilir. Saldırı tespit etme. Sisteme karşı yapılan saldırıların tespit edilmesi söz konusudur. Tespit mekanizmaları bir saldırının gerçekleştiğini kabul eder. Buradaki amaç ise bir saldırının devam ettiğini veya oluştuğunu belirlemek ve rapor etmektir arkadaşlar. Bununla birlikte tespit saldırının doğası, şiddeti ve sonuçları hakkında veri sağlamak için de izlenebilir. Yani saldırıyı tespit etme, saldırının doğası nedir, şiddeti nedir ve sonuçları nedir? Bunlar izlenir tespit etmede. Tespit mekanizmaları bir saldırıyı belirten eylemleri veya bilgileri arayacak şekilde sistemin çeşitli yönlerini devamlı izler. Arkadaşlar. Bir kullanıcı sisteme giriş yaparken, burada hani örnekleyecek olursak, 3 kez yanlış şifre girdiğinde bir uyarı verir. Bazı sistemler arkadaşlar 3 kez şifreyi yanlış girdiği zaman kullanıcıyı bloklar belli bir süreliğine. Bazı sistemler ise sadece bilgi verir ve denemesine devam etmesini sağlar. Ama bu hani 3 temel sıradır, sınırdır. 5'ten sonra veya ondan sonra da yine parola denemeyi durdurmak gerekir arkadaşlar. Görüntümde bir donma var. Onu çözmeye çalışıyorum arkadaşlar. Nedir ne değildir. O yüzden duruyorum ama bir dakika, bir saniye. Evet, sistem hala takılıyor. Görüntüm biraz takılıyor arkadaşlar. Evet, parolayı 3 kez yanlış girdiğinde sistem uyarı verir. Neyi? Saldırı olup olmadığını sistem olarak takip ettiği sistemin uyarı oluşturur. Ve kullanıcıyı 5 paroladan sonra denemesini durdurabilir arkadaşlar. Oturum açma devam edebilir. Ancak sistem günlüğünde yanlış yazılan çok sayıda parola bir hata iletisi olarak kullanıcıya bildirilir. Eğer bu durum kullanıcının bilgisi dahilinde değilse başka birinin sisteme giriş yaptığı tespit edilir. Bunu özellikle mobil uygulamalarda da, bankacılık uygulamalarında da karşılaşıyoruz arkadaşlar. Eğer parolanızı 1 veya 2 kere yanlış girdiğinizde veya Gmail'de de bir oturum açarsanız, yeni bir bilgisayarda oturum açtığınız zaman arkadaşlar, cep telefonunuza bildirim gelir. İşte şöyle bir cihazda oturum açılmıştır. Bu bilgi sizin bilginiz dahilinde midir diye. Veya parolanız yanlış girildiğinde hemen bildirim gelir. Bu da işte sistem saldırı tespit etmeye yönelik izleme yöntemlerinden birisidir. Tespit mekanizması tarafından korunan kaynak veya değer güvenlik sorunları için sürekli veya periyodik olarak da izlenir arkadaşlar. Yani bu uyarılar, tabii biz işletme bireysel olarak söylemiyoruz. İşletme, iş yeri, işveren açısından bunu düşündüğümüz zaman tespitler özellikle kritik durumuna göre anında bildirim yapılması gereken tespitler olabilir veya gün sonunda raporlanması gereken tespitler olabilir. Yani şöyle söyleyelim. İşte 3 kere parolayı yanlış girdi, 4.'ünde doğru girdi. Bu gün sonu raporuna yazılır. Ama 3 kere yanlış girdi, sonra tekrar denedi, 5.'de bloke oldu. Aynı kullanıcı işte yarım saat sonra tekrar denemeye başladı. Yine parolayı doğru bilemedi. İşte bu sefer saldırı olduğu ve ne yapılır? Sistem yöneticisine anlık uyarı gider arkadaşlar. Bu günlüğe yazılmanın haricinde bir de tabii bu tamamen güvenlik yöneticisinin belirlediği kurallara göre. Kaçıncı seferden itibaren veya işte 1 saat içerisinde kaç kere parola girilecek, yanlış girilecek kriterlerini belirleyerek bu uyarının anlık olarak yapılması sağlanır.
Peki saldırılardan kurtarma işlemi nedir? İşte saldırılardan kurtulma iki şekilde ortaya çıkıyor arkadaşlar. İlki yapılan saldırıyı durdurmak ve saldırının yol açtığı hasarı değerlendirip onarmaktır. Yani bir saldırı sistem üzerinde saklanan bir dosyayı hedef alıp sildiyse o saldırının kurtarma mekanizması arkadaşlar o dosyanın yedekleme yapılan hafızadan geri yüklenmesini sağlar. Saldırı durdurulur. Her saldırı kendine özgü yöntemler izleyerek sistem üzerindeki farklı açıklıklardan yararlanır. Birbirine benzemeyen özellikler barındırdığı için her bir saldırı özelinde uygulamada kurtarma mekanizması oluşturmak karmaşık hale de gelir. Yani siz geçtiğimiz haftalarda sürekli tekrar ettiğimiz yazılım sistemlerinde sürekli açıklıklar çıkabiliyor. Ki günümüzde donanım sistemlerinde de açıklıklar çıkabiliyor. Ve bu açıklıkların takip edilmesi, günlük olarak takip edilmesi, buna göre pozisyon alınması gerekiyor arkadaşlar. Tabii bu da ne yapıyor? Karmaşık bir mekanizmaya sebep oluyor. Bir süre sonra artık işin içinden çıkılmaz hale gelinebiliyor. Peki bu durumda ne yapmak gerekiyor? Özellikle saldırının takip edilmesi, durdurulması, hasarın tespit edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Hasarın tespit edilmesi kapsamı, yani oluşan hasarın kapsamı nedir? Bunu tanımlamak oldukça zor bir işlem olduğu için bunun tespiti ve hasarı ne olduğunu tespiti sistemi veya yöneticiyi yorar. Bunun bir adım ötesi de saldırganın geri dönmesi. Tabii siz saldırıyı durdurdunuz, hasarı giderdiniz. Baktınız saldırgan tekrar döndü. Aynı sistem açığını kullanarak sisteme saldırabilir. Siz tabii hangi açığı kullandığını bildiğiniz için o açığı kapadıysanız, yamadıysanız arkadaşlar saldırgan bu sefer başarısız olacaktır. Saldırıları önlemiş olacaksınız. Birinci aşamaya dönmüş olacaksınız. Tabii bunu önleyebilmek için tabii ki kullanılan güvenlik açıklarını kapatmak şart. Geçen derslerimizde de söylediğimiz gibi özellikle güvenlik sektöründe çalışıyorsanız bu tür açıklıkları kullandığınız yazılımların, firmaların veya dark web dediğimiz ortamların takip edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bazı durumlarda saldırganı durdurmak için onun sisteme saldırı yapmak da kurtarma işleminin bir parçası olarak düşünülebilir arkadaşlar. Yani onun sistemine saldırmak. Burada cümleyi belki düşük mü söyledim bilmiyorum. Siz bir saldırıyı durdurmak istiyorsanız hedef sizsiniz. Size saldıran kimse bu sefer siz ona saldırı düzenleyerek durdurma işlemini yapabilirsiniz. Ve bunun için de ava giden avlanır sözcüğünü kullanarak sizin de karşı saldırıyı yapabilecek yeteneğe sahip olmanız gerekir. Sistemin doğru şekilde çalışması tabii bu durumlarda engellenebilir. Kurtarma işleminin asıl tanımı sistemin yeniden doğru çalışma noktasına geri dönmesini sağlamak. Tabii burada arkadaşlar fiziksel olarak mı, yazılımsal olarak mı yapılan iş mesela 7/24 çalışan bir sistemin dur bekle kapatayım yeniden başlatayım işi değil. Hani meşhur Türk dizilerinden birisindeydi. Abi saldırı var. Çek çek fişleri çek, kabloyu çek, elektriği kes. Değil tabii ki. Siz çalışan bir sistemi 7/24 ayakta tutmakla yükümlüsünüz. Bu durumda da sisteme herhangi bir problem yaşatmadan anında geri dönüşü sağlamanız gerekiyor. Tabii bugün büyük şirketlerde de bu problemler yaşanıyor. Daha en son duyduğum Microsoft'un Azure platformu arkadaşlar bir süreliğine devre dışı kaldı. Tabii bu süre %100 ayakta durma gibi bir hiç kimse garanti veremiyor arkadaşlar. Bu sürenin kısalığı sizin performansınızı, işinizi olumlu etkileyen etkenlerden birisidir. Yani Microsoft Azure gibi, Twitter gibi arayabiliyorsunuz. Twitter'da, Instagram'da veya Facebook'ta da çökmeler yaşanıyor. Erişilememe sorunları oluyor. İşte bu gibi durumlarda ne kadar hızlı tedbir aldığınız, ne kadar hızlı olayı çözümlediğiniz sizin
puanınızı belirler. Tabii ikinci kurtarma biçimi de sistem saldırı altındayken sistemin çalışmasına devam etmesidir. Zaten 7/24 çalışan sistemlerde de bu önceliklidir. Bu tür kurtarma mekanizması sistemlerin karmaşıklığını düşününce yani zordur. Zor bir hedeftir. Çünkü 7/24 ayakta durması zor bir hedeftir arkadaşlar. Böyle bir mekanizma hataya dayanıklılık ve güvenlik tekniklerinin birleşmesi neticesinde mümkün olabilir. Siz hem hataları hem de güvenlik tekniklerini birleştirmeniz gerekiyor. Kritik görev barındıran sistemler için bu tip kurtarma mekanizmaları mutlaka sağlanmalıdır. İşte diyoruz ya elektrik sistemleri, işte su sistemleri veya hadi su yarım saat kesilmesinde belki bir şeyler bir problem yaşanmayabilir ama arkadaşlar elektrik sistemlerinin kesintisi biliyorsunuz yaklaşık 4-5 yıl önceydi Türkiye'de tüm Türkiye'de elektriklerin peş peşe kesilmesinden sonra sistemler tamamen devre dışı kalmıştı. Biliyorsunuz elektrik olmadığı zaman bütün işletmeler, fabrikalar durmak zorunda kalıyor. İşte bu tür kritik durumdaki sistemler arkadaşlar mutlaka sistemin çalışmasına devam etmesi kriterine yönelik koruma, kurtarma tedbirleri alınmalıdır. Sistem saldırı altındayken hiçbir noktada hata yapmaması gerekir. Fakat bazı önemli olmayan bileşenler devre dışı bırakılabilir burada. Yani siz bir sisteme saldırıyı tespit ettiniz, sisteminize saldırıyı tespit ettiniz. Burada ilk saldırıyı karşılayan sistemlerin arkadaşlar mutlaka arka planda kritik sistemleri etkilemeden durdurabilmesini sağlamanız gerekiyor. Gerekirse de bazı bileşenleri devre dışı bırakmanız çözebilir işi. Sistem kurtarma mekanizması olarak hatayı tespit ettikten sonra hatayı düzeltme işlemlerini devreye alabilir bu durumda. Evet, peki nedir saldırı aşamaları arkadaşlar? Şimdi, siber ölüm zinciri denilen Lockheed Martin tarafından yapılan bir sıralama arkadaşlar. Öncelikle keşif aşaması. Biliyorsunuz her türlü sistem için öncelik keşif aşamasından başlar. Saldırganlar zayıf bir kurban ararlar. Bulmak için kullanacağı da kimlik bilgisi, şifreler ve benzeri bilgileri toplarlar. Böylece oltalama tarzı bir saldırı için ön hazırlık yapılmış olur. Bu arkadaşlar her türlü ortamda geçerlidir. Yani sadece siber ortam değil biliyorsunuz sürekli haberlere çıkıyor. İşte özellikle yaşlıları hedef alan sana işte bağış yapacağım, zekatımı vereceğim, fitremi vereceğim, işte adağım vardı adağımı vereceğim. Evindeki altınları, paraları getir, okuyalım, bir bereketlensin türü sosyal mühendislikler. Tabii bunu yaparken ne yapıyor? Direkt ismiyle geliyor. Ayşe teyze nasılsın? Fatma abla nasılsınla geliyor. Öncelikle mutlaka kişinin kimlik bilgilerini bilmesi gerekiyor. Keşif aşamasında arkadaşlar öğrenmesi gerekiyor kişiler. İkincisi silahlanma aşaması. Yani şuradan devam ediyor. Saldırı yapılacak kişiler, bölgeler belirlendikten sonra saldırganlar hedeflerine özel zararlı yazılımlar hazırlamaya başlar. Bu genellikle tool kullanılarak otomatik bir şekilde gerçekleştirilir arkadaşlar. Yani biliyorsunuz hani bu konuda belki duymuşsunuzdur. Kali Linux diye bir Linux sürümü var. Burada tool yani exploit hazırlamak çok kolay. Özellikle yeni bulunan bir açığın hemen exploit'ini oradan hazırlamak, orada hazırlamak, o yazılımla hazırlamak çok kolay. Tabi bu yakalanması da kolay ama yine de hazırlamak kolay arkadaşlar. Otomatik bir şekilde gerçekleştiriliyor bu yazılım hazırlama. Teslimat aşaması var. Zararlı yazılım içeren USB veya web sitesi linki veya e-posta veya sosyal medya etkileşimi arkadaşlar bu gibi eylemlerle saldırganın hazırladığı zararlı yazılımlar hedeflerine ulaştırılması gerekiyor. Dördüncü aşama sızma aşaması. Saldırganın sisteme sızmak için bir açık bulması gerekiyor. Zero day vulnerability denilen yani sıfırıncı gün açığı denilen tanımı bu aşamada kullanılacak kod açığına ismini veriyor. Sıfır, zero day
ya da sıfırıncı gün açığı olarak. Anlamı şu arkadaşlar, saldırgan daha yamanmamış bir açığı bulmaya çalışır. Saldırgan aradığı açığı bulmak için zararlı link tıklanması, zararlı mail eklentisinin indirilmesi, zero day açığı elde edilmesi, yazılım, insan zaafı ve benzeri yolları kullanıyor. Bunlar bu aşamadan sonra arkadaşlar kurulum aşamasına geliyor. Kurulum aşamasında saldırgan uzun bir süre istediği gibi sisteme girip çıkabilmesini sağlayacak bir arka kapı, yani backdoor dediğimiz arka kapı kuruyor. Böylece operasyonlarını rahatlıkla yönetiyor. Şimdi burada şu aşamada şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Kuruluşlar hacklendiğini ortalama 45 gün sonra fark ediyor. Bakın bu çok büyük bir zamandır. Kurumlar hacklendiğini ortalama 45 gün içerisinde fark ediyor. İşte buradaki zararlı yazılımı kuran hacker 45 gün içerisinde kendisinde arka kapı oluşturup sistemi sömürür. Ne zamana kadar? Sistemi kilitlemeye başladığı an fark edilmeye başlıyor arkadaşlar. Komuta kontrol aşaması var. Zararlı yazılım saldırgan tarafından kullanılmak üzere bir kumanda kanalı açar. Böylece saldırgan kurbanının sistemi üzerinden uzaktan kontrol sağlamış olur arkadaşlar. Ve tebrikler, hacklendiğimiz aşaması. Saldırgan bu aşamada artık hedefinde ne varsa onu gerçekleştirir. Kredi kartı şifrelerinin bilgilerinin öğrenilmesi, banka sistemlerinin öğrenilmesi, bankacılık bilgilerinin öğrenilmesi, önemli dosyaların silinmesi veya değiştirilmesi veya şifrelenmesi, sistemlerin yok edilmesi veya manipüle edilmesi veya benzeri eylemler olabiliyor arkadaşlar. Zaten bu aşamaya geldiği zaman hacker iş işten geçmiş oluyor. İş işten geçmiş demektir. Siz artık sisteminizi nasıl geri kurtarırsınız da uğraşıyorsunuz. Yoksa bu aşamada, yani bu aşamaya kadar sisteminiz tespit edemeyip önlemediyse saldırıyı, sizin artık soğuk bir su içmeniz gerekebiliyor. Evet, güvenilir sistem değerlendirme kriterleri konusuna geldik. Bunu da arkadaşlar 3. dersimizde devam edeceğiz.